Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde paranın makroekonomik rolüne bir giriş yapacağız. Her şeyden önce şunu tekrarlamamız gerekiyor. Para herhangi bir maldır ve bu malın da bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bazı karşıladığı şeyler vardır. En önemli ihtiyaçlarımızdan birisi de hesap birimi olması, mübadele aracı olması ve değer saklama aracı olması. Bu ihtiyaçlarımızı gideren bir nesnedir para. Bir mal olması itibariyle de bir talebi ve bir arzı vardır. Para talebi konusunda en önemli teorilerden birisi Keynes'in likidite tercihi teorisidir. Likidite varlıkların ödeme aracına dönüşme hızıdır. Keynes'e göre para talebi 3 amaçla, 3 sahiple, 3 nedenle yapılmaktadır. Birincisi işlem amaçlı, ikincisi ihtiyaç, üçüncüsü de spekülasyon amaçlı. İşlem amaçlı para talebi günlük ticari işlemlerimizi, günlük mübadele işlemlerimizi yerine getirmek amacıyla cebimizde, evimizde bulundurduğumuz para miktarıdır. İhtiyat amaçlı para talebi ise belirsizliklere karşı önlem amaçlı para talebidir. Bu iki para talebi kişilerin gelirine bağlıdır. Keynes'in klasiklerden ayrılan yanı spekülasyon amaçlı para talebidir. Spekülasyon bir malı ucuzken alıp pahalıyken satma. Bu amaçla yapılır genellikle spekülasyon. Para da aslına bakarsanız bu amaçla kullanılabilen bir nesnedir. Paranın en temel alternatif maliyeti faizdir. Faiz gelir de genellikle tahvilden elde edilir. Tahvilin de bir fiyatı vardır, paranın da bir fiyatı vardır. Şimdi evde ya da cebimizde para bulundurduğumuz zaman ne kadar fazla para bulundursak bunun alternatif maliyeti faizdir. Yani tahvillerden elde edilen faizdir. Eğer faizler artarsa para talebi azalır. Spekülasyon amaçlı para talebi faizlerin artacağı beklentisiyle cebimizde, evimizde, bankada bulundurduğumuz para miktarıdır. Bu spekülasyon sahikiyle nedeniyle para talebi para piyasasındaki cazip fırsatlar için cebimizde veya evimizde tuttuğumuz para talebidir. Bu durumda bizim genel para talebimiz LD ile gösterdiğimiz para talebimiz 3 şeyin etkisi altındadır. İşlem yani transaction nedeniyle para talebi, önlem, ihtiyat, precaution nedeniyle para talebi ve spekülasyon nedeniyle para talebi. Bu ilk ikisi milli gelirin ya da gelirimizin etkisi altındadır. Bu ise faizin geliri etkisi altındadır. Gelirimiz ne kadar artarsa bu ikisi arkadaşlar o kadar bizim artıyor. Faiz oranı ne kadar artarsa da bu yani spekülasyon amaçlı para talebi de o kadar azalıyor. Likidite tercih teorisini bu grafik üzerinden de anlatabiliriz. Dikey eksende faiz, yatay eksende para arzının ve talebinin bulunduğu bu grafikte para talep eğrisi negatif eğilimlidir. Nitekim faiz artışı para talebini azaltır. Faiz arttıkça para talebi azalıyor. Faiz düştükçe de para talebi yani cebimizde, evimizde tutmak istediğimiz para miktarı azalıyor. Bunun temel sebebi faiz yani paranın parayı elde tutmanın alternatif maliyetinin düşmesidir. Paranın bir mal olduğundan bahsettik. Para bir mal ise sonuçta bunun bir arzı ve bir talebi vardır. Peki para arzını kim belirler? Para arzını aslında birçok ekonomik aktör belirler. En başta devlet belirler. Hane halkı firmalarda para arzının belirleyicisidir. Dış alem de aslında para arzını belirleyen aktörlerden biridir. Toplam para arzının 3 temel unsuru vardır. Birincisi kağıt para, ikincisi madeni para, üçüncüsü de kaydi para yani banka parası. Merkez Bankası para arzı tanımlarına bakacak olursak M1 yani money 1 dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatların toplamından oluşur. M2 ise M1 artı vadeli mevduatlardan oluşur. M3 ise M2 artı Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatlardan oluşur. Eğer para arzı
dışsal ise, yani sadece devlet belirliyorsa, bu şekilde 2'ye 1 doğru halini alır. Para arzı faizlerle herhangi bir ilişkisi yok. Peki denge faiz oranını nasıl belirliyoruz? Denge faiz oranını aynı bir malda olduğu gibi para arzının ve para talebinin kesiştiği noktada belirliyoruz. Yani tam bu noktada belirleniyor. Peki şöyle bir I1 seviyesinde para talebi bu noktada iken para arzı bu noktada. Yani para arz fazlası var ise bireyler bu para arz fazlasından kurtulmak için tahvil taleplerini artırırlar. Tahvil talebi arttıkça tahvilin fiyatı artar. Tahvilin fiyatı arttıkça da faizi düşer. Tam tersi, eğer şöyle bir noktada iken, yani faizler denge faizin altında iken para talep fazlası gerçekleşir. Çünkü parayı evde bulundurmanın alternatif maliyeti düşük düzeydedir. Para talep fazlası bu kadar düşük faiz oranında tahvil talebini azaltır. Tahvilin talebi azalınca fiyatı artar ve sonuçta faizler yükselerek tekrar denge faiz haddine ulaşılır. Dengenin değişmesi para arzının değişmesiyle mümkün olabilir. Para arzı arttığında Merkez Bankası para arzını artırırsa para arz eğrisi sağa kayar ve faiz oranları bu surette düşer. Denge faiz oranı daha düşük bir seviyede gerçekleşir. Bu denge değişiminden yola çıkarak da Keynes'in bahsettiği likidite tuzağına daha iyi anlatabiliriz. Keynes aslında likidite tuzağını para politikasının etkisizliğini gösterebilmek amacıyla ortaya koymuştur. Likidite tuzağında Merkez Bankası para arzını ne kadar artırırsa artırsın, insanlar para taleplerini değiştirmediği için faiz oranlarında herhangi bir düşüş gerçekleşmiyor. Likidite tuzağında faizler o kadar düşük bir seviyede ki para arzı artışının etkisi faizler üzerinden kendini göstermiyor. Nitekim bir para politikasının en önemli hedeflerinden birisi, en önemli araçlarından birisi faiz oranlarını etkilemektir. Çünkü faiz bütün ekonomik birimler tarafından dikkate alınan bir değişkendir. Faizin düşmesi tüketiciyi, yatırımcıyı, firmaları, hane halkını önemli ölçüde etkiler. Eğer hükümet ya da devlet Merkez Bankası vasıtasıyla ve para politikası ile faiz oranını düşüremiyorsa bunun en temel sebebi likidite tuzağıdır. Likidite tuzağına düşmüş bir ekonomide para politikası işlevini kaybeder. Peki ne yapmak gerekiyor bu durumda? Maliye politikası uygulamak gerekiyor. Şekilden de görüleceği üzere MS4, yani para arzı 4 kısmından sonra para arzını artırmanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu noktadan sonra para talep eğrisi yatay eksene paralel bir şekilde ilerler. Denge faiz oranından yola çıkarak anlatabileceğimiz bir başka konu da para politikasıdır. Para politikası aslında para arzını etkilemek suretiyle faiz oranları üzerinden ekonomiyi etkileme çabasıdır. Eğer paranın fiyatı, yani faiz değişirse ekonomide birçok aktör, birçok birim buna tepki verir. Para talebinin değişmesi suretiyle de faizler değişebilir. Para talebinin değişmesinin asıl nedeni ise gelirin değişmesidir. Bu durumda Merkez Bankası'nın değiştirme kanalı genellikle para arzıdır. MA ile göstereceğimiz para arzıdır. Para politikası aslında bir sanattır ve para politikası araçlarını doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Çünkü piyasa faiz üzerinde oynamak çok tehlikeli, çok zararlı sonuçlara yol açabilir. Yani optimum bir faiz oranının belirlenmesi gerekiyor. Eğer optimum faiz oranı belirlenmezse yatırım, tüketim, tasarruf gibi birçok değişken optimalin dışında bir dengede buluşur ya da denge oluşur. Merkez Bankası bu faiz optimizasyonunu sağlamak zorundadır. Merkez Bankası peki ne işe yarar? Merkez Bankası devletlerin bankasıdır ve devletin tüm bankacılık hizmetlerini büyük ölçüde Merkez Bankası yapar. Ticari bankaların bankerliğini yapar. Yani biz nasıl ki borçlanmak için bankalara başvuruyor isek, bankalar da borçlanmak için Merkez Bankası'na başvurur. Bir diğer işlevi para piyasalarını düzenlemektir ve sonuncu işlevi de para arzının kontrolüdür. Peki kullandığı araçlar neler?
Aslına bakarsak 3 temel aracı var. Yoğun bir şekilde kullandığı. Reskont faiz oranları birincisi, ikincisi açık piyasa işlemleri, üçüncüsü de zorunlu karşılık oranlarıdır. Bu araçlarda kullanılmakla birlikte saydıklarım daha fazla kullanılmaktadır, daha yoğun kullanılmaktadır ve ekonomide genellikle kamuoyu bu ilk üçünü daha yakından takip eder. Merkez Bankası'nın yoğun olarak kullandığı ilk para politikası aracı reskont oranlarıdır. Reskont aslında iskonto kelimesinden gelir. Ticari bankalar biliriz ki piyasadan topladıkları senetleri vadesinden önce iskonto ederek, vadesinden önce paraya çevirerek vadesi geldiğinde bu işten kâr eder. İşte reskont dediğimiz olay ticari bankaların daha önceden iskonto etmiş oldukları bu senetleri Merkez Bankası'nın belli bir oranla tekrar iskonto etmesidir. Bu oran eğer belli bir marjda olursa, belli yükseklikte olursa cazip hale gelir ve bankalar ellerindeki senetleri Merkez Bankası'nda bozdurmak ya da iskonto ettirmek isterler. Ama kendileri piyasada iskonto ettiklerinden daha düşük bir oranda Merkez Bankası önerirse bu durumda da ellerindeki senetleri iskonto ettirmek istemezler. Merkez Bankası eğer para arzını artırmak istiyorsa, Merkez Bankası reskont oranını azaltır. Yani aslında bakarsak senetleri paraya çevirme komisyonunu azaltmış olur. Bu durumda bankalar bu komisyonun ya da bu iskonto oranının düşmesi karşısında ellerindeki senetleri doğrudan götürerek Merkez Bankası'na verirler ve karşılığında para alırlar. Eğer Merkez Bankası piyasada para arzının azalmasını istiyorsa bu reskont oranını artırır. Böylece bir seneti iskont ettirmekten kaynaklı komisyonu da artırmış olur. Böyle bir durumda çok ihtiyacı olmadığı sürece bankalar ellerindeki senetleri Merkez Bankası'na iskont ettirmek istemezler. İkinci önemli para politikası aracı ise açık piyasa işlemleridir. Merkez bankaları da portföylerinde aynı ticari bankalar gibi ticari senetler haricinde birçok kıymetli evrak, kıymetli senet bulundurabilir. Eğer Merkez Bankası para arzını artırmak istiyor ise piyasadan bu kıymetli senetleri, kıymetli evrakları toplar karşılığında para verir. Para arzının azalmasını istiyorsa da tam tersi bir işlem yapar. Zorunlu karşılık oranları ise daha önce bahsettiğimiz bir oran ya da para politikası aracı. Şöyle ki bir ticari bankaya yatırılan mevduatın belli bir kısmının bu bankada rezerv olarak tutulması, zorunlu olarak bulundurulması, kalan kısmının ancak krediye tahsis edilmesi zorunlu karşılık oranlarının temel mantığını oluşturuyor. Merkez Bankası para arzının artmasını istiyorsa zorunlu karşılık oranlarının azalmasına yönelik bir karar alır. Nitekim bu durumda mevduat kredi işlemleri daha artar. Kaydi para çarpanında bu surette daha yükselir. Tam tersinde ise yani para arzını eğer piyasadaki para arzını azaltmak istiyorsa da bu sefer zorunlu karşılık oranlarını yükseltir. Böylece kaydi para çarpanı azalır ve sonuçta da piyasadaki kaydi para miktarı da azalır.